Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yanmış ve kararmış çaydanlık nasıl temizlenir ve parlatılır, bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Bir de arkadaşlar, sizlerden ricam, kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Önce çaydanlığın içini temizleyeceğim, kireçini. Daha sonra dışını temizleyip parlatacağım arkadaşlar. Kireç olan kısma kadar su dolduruyoruz. Ocağın altını açıyorum. Çaydanlığın kirecini temizlemek için limon dilimliyoruz. Şöyle 2-3 parça olsa yeterlidir. Daha sonra içerisine biraz tuz, limon tuzu varsa limon tuzu da olur, limon tuzu yoksa bu şekilde limon ve tuz ekleyebilirsiniz kirecini temizlemek için. Su kaynadıkça o kireçler sökülür, tertemiz olur. Kaşığın ucuyla da bu şekilde kireci fazla olan kısımları şu şekilde kasır gibi yaparsanız daha kolay çıkar. İçerisi temizlendi. Kireçler tamamen temizlendi. Şimdi altını kapatıyorum. Bu suyu dökmeyeceğim çünkü bana lazım bu su. Şöyle bir kaba alacağım. Hem su ziyan olmamış olur. Şöyle çalkalayayım. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl olduğu için. Şimdi dışını temizleyeceğiz, parlatacağız. Önce çaydanlığımızın kulpunu çıkartıyoruz. Kulpunu çıkardık. Kulpunu çıkardığımız çaydanlığı bir tencerenin, geniş bir tencerenin içerisine yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Daha sonra kireç temizlemede kullandığımız suyu tencerenin içerisine boşaltıyoruz. Hem suyu ziyan etmemiş oluyoruz, hem de fazla su kullanmamış olacağız. Biraz da çaydanlığın içerisine su dolduracağım, ağlık yapması için. Yoksa bu şekilde yukarı kalkıyor. Evet, tabanı oturtup biraz da kenara alacağız. Yeterlidir. Ocağın altını tekrar açıyorum. Bir iki dilim limon daha keseceğim. Biraz da tuz. Limon tuzu varsa limon tuzu da olur. Böyle gördüğünüz gibi çözülüyor. Yanık kısımlar temizleniyor. Bu yöntemle arkadaşlar fazla yanık olan kısımların yumuşamasını ve temizlendiği kadar temizlenmesini sağlayacağız. Daha sonra hazırlayacağım karışım ile çaydanlığın yüzünü temizleyip parlatacağız. Şöyle birlikte bir daha bakalım. Ne kadar yumuşamış, ne kadar temizlenmiş. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, yumuşadıkça kendi kendine çıkıyor, temizleniyor. Yumuşadıkça o yanık kısımlar gördüğünüz gibi çözülüp temizleniyor. Biraz daha bekleteceğim. Şöyle bir daha bakalım. Su da bayağı sarardı. Gördüğünüz gibi bayağı da yumuşamış. Temizlendiği kadar temizlenmiş. Şimdi altını kapatıyorum.
altını kapattım. Şunu sereceğim. Tencereyi buraya alacağım. Tencere çaydanını alıyoruz içerisinden. Şöyle biraz soğutacağım, sıcak. Bunu kenara alacağım. Arkadaşlar şimdi kalan kısımları hazırlayacağım. Karşımı da temizleyip patlatacağız. Şöyle gördüğünüz gibi kendiliğinden çıkıyor, yumuşamış. Bayağı bir çözülmüş. Şöyle limon rendeliyoruz. Limonun asitik ve patlatıcı özelliği vardır. Limon kabuğunu rendeledikten sonra şu kadar yeterlidir. Rendelediğimiz limon kabuğunun üzerine karbonat döküyoruz. Yeterlidir. Daha sonra biraz vazelin. Üçünü karıştırıyoruz güzelce. Homojen bir kıvam almasını sağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir karışım oldu. Çaydanlığın sağa sola kaynaması ve tezgaha zarar vermemek için şöyle bir bez seriyoruz. Hazırladığımız karışımdan şöyle tele biraz alıyoruz. Şöyle biraz ıslatacağım bunu. Biraz ıslattım. Yumuşadığı için kendi kendine çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de bu hazırladığım karışım çok etkili. Bu limon kabuklarının asetik ve parlatıcı özelliği vardır. Gördüğünüz gibi hiç bastırmıyorum bile. Kendi kendine temizleniyor. Hatta size şöyle siyah yeri göstereyim, yanan kısmı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç bastırmadan bile tertemiz oluyor. Önceden yumuşattığımız için dışını. Teli hiç bastırmıyorum bile. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oluyor. Bu karışım gerçekten çok etkili. Deneyebilirsiniz. Ama şöyle karışım attıktan sonra şöyle ben biraz su hazırladım. Suya batırıyoruz. Şöyle bandırıyoruz. Şöyle. Çift krem gibi oluyor. Çok güzel. Öyle fazla güç de uygulamıyorum. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oluyor. Şimdi bir yıkayacağım. Ne kadar temizlendiğini birlikte görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldu. Şöyle göstereyim. Tertemiz oldu. Şimdi bu altını temizleyeceğim. Eğer bu hazırladığınız karışım katıysa, biraz kuruysa, benimki biraz kuru oldu. O yüzden biraz ıslatıyorum bunu. Bu şekilde çift krem gibi oluyor aynı. Şöyle hiç bastırmıyorum bile. Şimdi bir daha yıkayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl.
Şöyle şuralarda biraz kaldı. Şöyle az bir şey. Onları da biraz hazırladım. Karşımdan alıyorum. Biraz ısıtacağım. O kalan kısımlar da aynı şekilde temizliyoruz. Şimdi bir daha yıkayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldu. Şu kısımdaki siyahlıkları da şu çizgiyi arkadaşlar siyahlık olan çizgiyi bıçağın ucuyla şöyle yaparsanız o siyahlıklar da kendiliğinden çıkıyor. Şu şekilde çekin. Buralarda tertemiz oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi çıkıyor. Son olarak arkadaşlar şöyle poşetle hazırladığımız karışımı poşet daha güzel parlatıyor. Bilen arkadaşlarımız bilir. Poşet çift krem çok güzel parlatıyor. Bu hazırladığım karışımda çift krem gibi. İkisi birlikte çaydanlığın daha iyi parlamasını sağlayacak. Poşetini de iyice parlattıktan sonra yıkayacağım. Şöyle bir de sabunlu suyla güzel yıkıyoruz. Evet. Kulpunu takıyoruz. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Çay suyu koymadan önce onu da göstereyim sizlere. Çay suyu koymadan önce bir çay bardağı süt. Buralara kadar su dolduruyoruz. Bunu güzelce kaynatıyoruz. Çalkalıyoruz. Ondan sonra çay suyu koyuyoruz. Eğer süt yoksa buralara kadar su doldurun. İyice kaynatın. O suyu dökün. Çalkalayın çaydanlığı. Ondan sonra çay suyu koyun. Veya beyaz sirke de ekleyebilirsiniz. Bunu yapmamızın nedeni çaydanlığın acılığını alması için. Ben de şunu bunu güzelce kaynatacağım. Bu suyu bunu dökeceğim. Daha sonra güzelce çalkalayıp çay suyu koyacağım. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.